Şöyle düşün, her yere 500 milimetre kar yağdı, ama belirli sahalarda esen rüzgarlar kar örtüsünü süpürerek çukur alanlarda biriktirdi. Dolayısıyla o sahada kar örtüsü inceldiği için burada arkadaşlar bir kuraklık karşımıza çıkacaktır. Bu olaya bağlı olarak da bu rüzgarın karını süpürdüğü alanlarda kisofit bitkiler ön plana geçecektir. Evet sevgili dostlar bitki ekolojisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basınç ve rüzgarların etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir bölgede hava basıncının bitkiler üzerinde daha çok dolaylı etkilerinin görüldüğünü biliyoruz. Özellikle yükseklere doğru çıktıkça hava basıncının düşmesine bağlı olarak hem de havadaki bağlı nemin azalmasına bağlı olarak buharlaşma artar. Yani havanın yoğunluğu azalacağı için basınç düşmüşse yoğunluk azalacak. Yoğunluk azalınca da bitkinin buharlaşması artacaktır. Bu yüzden de yükseklere doğru çıktıkça genellikle ksereomorf bitkiler ortama hakim e, olacaktır. Rüzgarlar bazen evaporasyonu arttırarak düşük ya da yüksek sıcaklıkların olumsuz etkisini şiddetlendirebilmektedir. Rüzgarın bitkiler üzerindeki mekanik ve fizyolojik etkileri bulunmaktadır. Özellikle bayrak teşekkülü bu grup içerisinde düşünülebilir. Mekanik etkiler rüzgarın hızı arttığı zamanda bitkilerin gövdesinin devrilmesine, kırılmasına, eğilmesine neden olmaktadır. Şiddetli fırtınalar bitkilere zarar vermektedir. Rüzgarın mekanik etkilerinden birisi de bitkilerin dal ve gövdelerinde meydana getirdiği değişikliktir. Sürekli olarak belirli bir yönden esen rüzgarlar yaptıkları basınçla ağaçların eğri bir şekilde gövdelerin eğrilerek büyümesine neden olmakta. Yani dalların rüzgarın geliş yönünün aksi istikametine doğru uzanmasına neden olur ki bunun sonucunda da bayrak şekli ya da bayrak teşekkülü oluşmaktadır. Sürekli esen şiddetli rüzgarların taşıdığı küçük maddeler bitkilerin yaprak dal ve gövdesi üzerinde abrazyon yani fiziksel bir aşındırma yoluyla da etki yapmaktadır. Bunun sonucunda bazı duyarlı bitkiler zarar görmektedir. Şimdi bayrak teşekkülüyle ile ilgili şunu da söyle lazım Bazen rüzgarsız ortamlarda da ışığa doğru da bayrak teşekkülü meydana gelir. Mesela e, derin bir vadi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bit, güneşin geldiği yöne doğru da ne yapar? Bitkiler dallarını uzatabilir. Yani bayrak teşekkülü üzerinde bir rüzgarlar bir de güneşlenme etkili olabilmektedir. Fizyolojik etkilere gelince bu rüzgarlar daha çok evapotranspirasyonu yaptığı etkiyle meydana gelmektedir. Rüzgarın nemli ya da kuru olarak esmesi bitkilerin su ihtiyacını etkilemektedir. Nemli rüzgarlar havanın bağlı nemini arttırıp buharlaşmayı azaltarak bitkinin e, nem ihtiyacının azalmasına neden olmaktadır. Türkiye'de vejetasyon döneminde nem isteği yüksek olan sedirler e, nemli rüzgarların geldiği Akdeniz bölgesinde, Toroslar'ın güneye bakan yamaçlarında, Akdeniz ardında ise kuzeye bakan yamaçlarda yetişmektedir. Aynı şekilde sarı çamlar da Kuzey Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde Karadeniz bölgesinden sokulan nemli rüzgarları alan, Kuzeye bakan yamaçları tercih etmektedir. Karadeniz bölgesinde kayın ve ladin ormanları yaz döneminde Karadeniz üzerinden gelen nemli ve sisli hava kütlelerine sahip olan kuzeye bakan yamaçlarda yaygınlaşmaktadır. Şiddetli rüzgarlar fotosentezi yavaşlatır ve bitkilerin gelişimini engellemektedir. Devamlı esen rüzgarlar transpirasyonu yani buharlaşmayı artırdığından bitkilerde kuruma, sararma meydana gelmektedir. Rüzgar buharlaşma yoluyla su kaybını arttırmaktadır. Durgun havada buharlaşma difüzyon yoluyla yani bitkiden havaya normal nem olarak karışması şeklinde gerçekleşmektedir. Rüzgar kuru havayı getirdiği zaman yapraklar üzerindeki terlemeyi hızlandırır ve bitkinin su kaybı artmaktadır. Bazı fön rüzgarlar rüzgarları ve güneyden gelen yani güney sektörlü rüzgarlar kuzey yarımküre için konuşuyoruz. Hava sıcaklığını arttırarak büyük olumsuz etkiler yapabilmektedir. Yaz döneminde Toroslar aşarak Akdeniz kıyılarına ulaşan kuzey sektörlü rüzgarlar fön etkisi yapacağı için ki zaman zaman orman yangınlarına bile 2008 orman yangını bu şekilde fönün estiği bir devrede meydana gelmişti. Ne yaptı arkadaşlar? Sıcaklığı yükseltti, nemi düşürdü. Bunun yanında Anadolu'da halkın Samyeli dediği Arabistan ya da Sahra üzerinden gelen sıcak ve kuru rüzgarlar da terlemeye yol açarak bitkilerin kısa sürede sararmasına neden olmaktadır. Rüzgarın kurutucu etkisi topraktaki mikroorganizmaları ve ölü örtü ayrışmasını da yavaşlatmaktadır. Rüzgar bitki örtüsü içinde nem ve karbondioksit dengesini etkileyecektir. Tepe çatısı o kanopi adını verdiğimiz ağacın en üst kısmı tepe çatısı civarında fotosentez ile azalan karbondioksit rüzgarın getirdiği karbondioksit bakımından zengin hava ile yer değiştirmektedir. Bu da fotosentez için olumlu bir ortam meydana getirmektedir. Hızı ve frekansı yüksek olan rüzgarların ge genellikle buharlaşmayı arttırmaları ayrıca ağaçlar üzerinde yaptıkları mekanik etkilerden dolayı da bitki hayatı üzerinde olumsuz rol oynamaktadır. Rüzgarın hızının artması su açığı meydana getirirken bitkilerin organik madde üretimi de düşecektir. Çünkü su açığı artmışsa bitkinin fotosentezi azalacak dolayısıyla organik madde miktarını üretmesinde de bir azalma görülecektir. Yapılan bir incelemeye göre 0.5 km saat hızla esen rüzgarda yetişen çamların su açığı %5 civarındadır. Rüzgarın hızı 15 km saate çıktığında su açığı %12.5'a bakın iki katından daha fazla 38 km saate çıktığında ise %18'e çıkmaktadır. Yani rüzgar hızı arttıkça evaporasyon ya da transpirasyon artacağı için bitkinin su açığında da bir artış meydana gelir. Rüzgarın hızı 0.5 km saat iken 23 gramlık mutlak kuru organik madde üretimi rüzgarın 38 km bölü saate çıkmasıyla ise 9 gram civarında bir organik madde üretimi görüldü. Yani organik madde üretimi rüzgar hızı arttıkça azalmıştır. Şiddetli rüzgarlara maruz kalan yamaç ve özellikle tepelerde Aşırı buharlaşma olduğundan bu sahalarda doğa, doğal ağaç sınırı da alçalacaktır. Yani mesela normalde 2000 metreye kadar çıkıyorsa burada 1900 metreye düşecektir. Bitkilerin şiddetli rüzgarlara maruz ka kalan gövde ve dalları üzerinde e, tomurcuklar e, buharlaşma ile kurudukları için buradaki sürgünlerin rüzgar etkisiyle koparılması ne yaptı arkadaşlar? Artık e, hani bitki çoğalamayacak ve bölge çıplaklaşmaya başlayacaktır. Ayrıca kar yağışlarıyla beslenen sahalarda kar örtüsünün rüzgarlarla taşınması toprak ya da zeminin kurak kalmasına neden olur. Yani şöyle düşün her yere 500 milimetre kar yağdı ama belirli sahalarda esen rüzgarlar kar örtüsünü süpürerek çukur alanlarda biriktirdi. Dolayısıyla o sahada kar örtüsü inceldiği için burada arkadaşlar bir kuraklık karşımıza çıkacaktır. Bu olaya bağlı olarak da bu rüzgarın karını süpürdüğü alanlarda Kisorafit bitkiler ön plana geçecektir. Denizden karaya doğru esen rüzgarlar deniz suyunu püskürttüklerinden tuza karşı toleranssız olan bitkiler kıyı kuşağında ne yapar? Çekilmesine neden olmaktadır. Rüzgarlar bitkilerin boy ve enine büyümesini de etkilemektedir. Rüzgar açık sahalarda yer alan ağaçların korunaklı yerdeki ağaçlara göre daha yavaş büyüdükleri belirlenmiştir. Rüzgarlar bitkilerin polenler ve tohumlarının uzak mesafelere taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışına olumlu etki yapar. Özellikle şöyle uçabilen Tohumlara sahipse arkadaşlar çek tozları rüzgar ile 200 kilometre mesafelere kadar taşınmaktadır. Diş budak ki arkadaşlar bakın bu diş budak tohumu. Kara ağaç, akça ağaç, bürgen gibi kanatlı tohumlara sahip olan bitkilerin tohumları rüzgar vasıtasıyla uzak mesafelere taşınmakta. Ve burada ağaçların doğal yolla yayılışı gerçekleşmektedir. Geldik topografik etkenlere. Bitki tür ve toplulukların yayılışı üzerinde yer şekillerinin dağ sıraları ile bunların uzanışı, bakı, eğim, engebe arazinin yükseklik durumu etkili olmaktadır. Yani bitkinin yayılışı üzerinde topografik koşullar hakim olabilmektedir bazı sahalarda. Özellikle dağlık sahalarda yükselti, bakı, eğim şartlarının sık sık değişmesi buradaki bitki topluluğunun gerek yatay gerekse düşey mesafede arkadaşlar değişmesine dolayısıyla bitki türü çeşitlerinin fazla olmasına neden olacaktır. Evet diğer şekillerinin bitki hayatı üzerindeki etkilerini şu şekilde özetlememiz mümkündür. Şimdi birincisi arkadaşlar yükseklik. Yüksekliğin artmasına bağlı olarak havadaki su buharı sıcaklık kademeli olarak azalmaktadır. Ve belirli bir yükseklikten sonra yağış değerleri azalmaya, havada nem azaldığı için sıcaklık farkları artmaya başlar. Bu şartlara bağlı olarak özellikle alçak ve orta enlemlerde yani ekotoral, tropikal ya da subtropikal kuşakta bir dağ yamacı boyunca farklı yüksekli basamağı, basamaklarında farklı bitki türlerini görmekteyiz. Nitekim genel bir kural olarak yüksekliğin her 100 metre artması güneyden kuzeye doğru alçak enlemlerden yüksek enlemlere doğru 100 kilometre ilerlemeye eşdeğer bir değişim yapar. Yani bir dağ yamacı boyunca düşey doğrultuda 100 metre yükseliyorsanız ekotordan kutuplara doğru 100 metre 100 kilometre yaklaşmış gibi bir değişim meydana gelmektedir. Bu bakımdan dağlık alanlardaki yükseklik kuşakları o üzerindeki vejetasyon zonlarından 100 misli daha daralır. Her 100 metre yükseldikçe bitkilerin vejetasyon dönemlerinde başlamaları ve çiçek açmaları 4 ile 6 gün kadar gecikir. Yani yükseklik arttıkça vejetasyon devresi kısalacak ve bitkilerin çiçek açma dönemleri de gecikecektir. Yükseklere doğru çıkıldıkça sanki yüksek enlemlere doğru gidiyormuş gibi bitki örtüsü değişir. Yani yüksek enlemlerdeki bitki türü alçak enlemlerin dağlık sahalarında karşımıza çıkmaktadır. Yükseklik kuşaklarının sınırları ve sayıları muhtelif iklim bölgelerine göre değişmektedir. Başka bir ifadeyle ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe vejetasyon kuşaklarının sınırları ve sayıları azalır. Yüksek enlemlerde örneğin Grönland'da hemen alpin kata geçilir. Yani şöyle düşünün. Ekvatoral bölgede 0 ile 1000 metre arasında geniş yapraklı hatta 1500 metreye kadar geniş yapraklı e, ormanlar. Yani Tierra Templada adını verdiğimiz. E, Tierra, evet, Tierra Templada. Sonra Tierra Caliente'ye geçilir arkadaşlar. Genellikle 1500 metre ile işte 3000 metre arasındadır. ılıman kuşak. E, sonra Tierra Fria, Tierra Hada şeklinde arkadaşlar zonlar vardır. Şimdi mesela bir Akdeniz bölgesinde işte makiler, kızılçamlar, sedirler ve onun üzerinde alpin çayırlara e, rastlarken siz Greenland'a gittiğinizde buradaki geniş yapraklı ya da iğne yapraklı ağaçlar görülmeden doğrudan ne yaptınız tundra bitkileriyle karşılaştınız. Ekvatoral bölgede 5000 metre yüksekliğindeki bir dağ yamacı boyunca ekvatordan kutuplara kadar olan vejetasyon türlerinin hepsini görmek mümkündür. Böyle bir dağ boyunca arkadaşlar bozkırlar ve daimi yeşil ağaçlara 1250-2500 metre arasında, yapran döken nemli ılıman ormanları 2500-3500 metrelerde, iğne yapraklı ve soğuga dayanıklı ormanlara 3500-4000 metrelerde, nihayet 4500 metreler arasında ise tunduralara, rastlanılmaktadır. Yani yükseklik arttıkça bitki türlerindeki değişimi de görmüş oluruz. Daimi kar sınırının olduğu gibi ağaç sınırında üstü tropiklerde en yüksek, yüksek enlemlerde yani soğuk bölgelerde ise en alçaktır. Şimdi bazen şunu diyor işte efendim Karadeniz'de ormanın üst sınırı 2000-2100 metreden geçer diyoruz. Adam diyor ki ben diyor falan yaylaya çıktım diyor. <laughs> 2600 metrede diyor şu ağacı gördüm. Şimdi ağacın üst sınırıyla ormanın üst sınırı farklı kavramlardır. Evet Karadeniz'de ormanın üst sınırı 2000-2100 metreden geçerken bazı korunaklı alanlarda 2400-2500 hatta 2600 metreye kadar tek tek ağaçlara rastlanılmaktadır. Bu sınır soğuk bölgelerde deniz seviyesinden başlarken kurak subtropikal bölgelerde 4500 metre, nemli tropikal bölgelerde 3500-4000 metreye kadar ulaşmaktadır. Ormanın üst sınırı genellikle daimi yeşil ibreli ağaççık ve çalılıklar. Hani üst sınırda daima bunları görmekteyiz. Himalayalarda olduğu gibi bazı alanlarda hani nemli alanlarda huş gibi kışın yaprağını döken ağaçlara da ormanın üst, üst sınırında rastlanılmaktadır. Yükseltiye bağlı olarak vejetasyon kuşaklarının tipik olarak görüldüğü bölgelerden birisi de ülkemizdeki dağ kuşaklarıdır. Mesela Kuzey Anadolu'daki ormanların Kuzey'e bakan yamaçlarında 1000 metreye bazen 1500 metreye kadar geniş yapraklı ılıman orman kuşağı, 1000-2000 metreler arasında iğne yapraklı soğuk nemli orman kuşağı, bunun üzerinde ise... Ağaçların boyların giderek kısalması ve sonrasında ise alpin çayırların bulunduğu kuşağa geçilmektedir. Yani bizim Karadeniz dağlarında da 3-4 kuşağı bir arada görmemiz mümkündür. Torosların güneye bakan yamaçlarında bin metrenin üzerine çıkan asıl Akdeniz kuşağına ait olan Kızılçam ormanları, 1200-1500 metre arasında meşe ormanları, 1000 ile 2000 metreler arasında sedir, göknar ya da karaçamlardan oluşan Akdeniz, dağ kuşağı ormanları yani iğne yapraklı ormanlar bize kendisini gösterir. İç Anadolu'da 1000 metreye kadar yükselen doğal bozkır kuşağının üzerinde Karaçam, Meşe, Ardıç gibi kurakçıl yani kuru ormanlara 2000 metrenin üzerinde ise Subalpin, Çayır ya da ot topluluklarına rastlanılmaktadır. Şimdi arkadaşlar dünyanın farklı bölgelerindeki bitkilerin nasıl kuşaklar, yükseltin etkisiyle nasıl kuşaklar oluşturduğunu bölge bölge görerek bu dersimizi noktalayalım. Şimdi nemli tropikal bölgeye baktığımızda arkadaşlar 0-1000 metre arasında her daim yeşil kalan tropikal yağmur ormanları, 1000-2000 metreler arasında tropikal dağ ormanı, 2000-3500 metre arasında iğne yapraklı ormanlar, 3500-5000 metre, ar metre, arasında alpin e, kat, 5000 metrenin üzerinde ise daimi kar örtüsüne rastlanır. Akdeniz bölgesine geldiğimizde 0-500 metrede daima yeşil meşin yapraklar yani makiler, 500-1500 metre arasında yapraklı ormanlar, 1500-2000 metre arasında iğne yapraklı ormanlar, hani karaçam, sedir gibi ağaçlar, 2000-3500 metreler arasında alpin kat ama 3500 metrenin üzerinde kalıcı karlara geçilmektedir. Subtropikal çöller ve steplere geldiğimizde 0-500 metre arasında çöl ve yarı çöl, 500-2500 metre arasında bozkır ya da savan, 2500-3000 metreler arasında iğne yapraklı ormanlar, 3000-4500 metreler arasında alpin kat ama 4500 metrenin üzerinde ise kalıcı karlara geçilmektedir. Ilıman orta kuşak yani Alplere geldiğimizde 0-1200 metre arasında yapraklı ormanlar, 1200-2000 metre arasında iğne yapraklı ormanlar, 2000-2800 metre arasında alpin kat ama 2800 metreden sonra daimi kar sınırına ulaşılmaktadır. Soğuk ve orta kuşağı yani Kuzey İskandinavya'ya geldiğimizde bakın artık burada geniş ormanlar yok. 0-1000 metre arasında iğne yapraklı orman, 1000-2000 metre arasında alpin kat. 2'ye düştü arkadaşlar. 2000 metrenin üzerinde ise daimi karlara geçilir. 6 numarada kutbi bölgeye yani son alanımıza geldiğimizde Greenland 0-500 metre arasında Tundra yani alpin kat, 500 metreden sonra ise daimi kar sınırına geçilmektedir. Evet sevgili dostlar. Gelecek dersimizde yine bitkilerin e, bu ekolojik özelliklerini işlemeye devam edeceğiz.